anne sevgisi. Davut peygamber zamanında bir yaşlı ve genç iki kadın yolculuğa çıkmışlardı. Bu kadınların yanlarında birer çocukları vardı. Kadınlar yolda giderken aniden bir ufuk geldi. Kurt çocuklardan birini bir ufuk götürdü. Bunun üzerine yaşlı kadın genç kadına kurt senin çocuğunu götürdü dedi. Genç kadın hayır kurt senin çocuğunu götürdü dedi. Bu iki kadın aralarında anlaşamadılar. Sonra da çözmesi için Davut peygambere gittiler. Olanları anlattılar. Davut peygamber kadının ne dinledi. Hayatta kalan çocuğu yaşlı kadına benzetti. Çocuğun ona verilmesini emretti. Kadınlar Davut peygamberin yanından ayrıldılar. Fakat çekişmeye devam ettiler. Bir de Hazreti Davut'un oğlu Süleyman peygamberi sorabildiler ve ona gittiler. Sorunlarını ona da anlattılar. Süleyman peygamber annesinin Davut'a dinlenmek için şu yolu denedi. Adamlarına seslendi. Çabuk bana bir bıçak getirin. Çocuğu ikiye bölüp kadının arasına paylaştırayım. Çocuğun yarısının birine yarısının diğerine vereyim dedi. Yaşlı kadın evet çocuğu ikiye bölün dedi. Genç kadın ise Süleyman peygamberin çocuğu gerçekten keseceğini zannederek heyecanla mı? Hayır hayır çocuğu kesmeyin. Çocuk benim değil onundur. Çocuğu o kadına verin dedi. Bunun üzerine Hazreti Süleyman çocuğun küçük kadının olduğuna karar verdi. Çocuğu da ona verdi. Böylece adaletle yerini buldu. Öğütler. En büyük servet akıldır. Burada Hazreti Süleyman'ın zeka kuvveti görülmektedir. Çünkü kadınlar çocukların az şefkatine göre meseleyi çözmüştür. Genç kadın çocuğunu kesmesine göre razı olmadığı için çocuk benim değil demiştir. Hazreti Süleyman çocuğuna şefkatinden dolayı benim değil demesine rağmen genç kadına vermiştir. Ağlarsa onun mallar gerisi yalan almıştır.